Tarih 20 Ocak 2023 İstanbul'da Esenyurt Eğitim Kampüsü temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, The Economist, Türkiye'nin kaderini The Economist mi belirleyecek diyen Erdoğan, Avrupa'da insanlar sokakta aç ifadelerini kullandı. George kim ya? Helga kim ya? Onlar kendi ülkelerinin şu anda kaderini belirleyemiyor. Millet sokakta aç, açık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle. Ama Türkiye böyle. Peki gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi Avrupa'da insanlar aç mı? Uluslararası Para Fonu IMF'nin son açıkladığı rapora göre Türkiye dünyanın en büyük 20. ekonomisi. Erdoğan'ın milleti aç dediği Fransa 7., İngiltere 5. ve Almanya ise dünyanın en büyük 4. ekonomisi olarak göze çarpıyor. Benzer nüfusa sahip Almanya'nın ekonomik büyüklüğünün Türkiye'nin 4 katından daha fazla olduğu görülüyor. Avrupa ülkeleri 2022 yılı enflasyon sıralamasındaysa enflasyon Fransa'da %5.9, İngiltere'de %10.7 ve Almanya'daysa %8.6 olarak ölçüldü. Listenin en son sırasında yer alan Türkiye'de ise enflasyon %64.7. Ekonomi verileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'da insanlar aç sözlerinin gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak 2023 tarihindeki kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında, Boğaz'ın altından metro geçirme fikrinin kimsenin akıl erdiremediği bir proje olduğunu söyledi. Malum, biz Boğaz'ın altından metroyu geçirdiğimiz zaman, kimin aklı eriyordu bu işe ya? Boğaz'ın altından metro geçecek. Bunu biz başardık. Aynı şekilde Avrasya Tüneli'ni yine Boğaz'ın altından geçirdiğimizde olmaz ya diyorlar. Oldu. Peki gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi Boğaz'ın altından metro geçirme fikri AK Parti'ye mi ait? 1387 metre uzunluğundaki Marmaray Tüneli 29 Ekim 2013 tarihinde ve 5.4 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli ise 20 Aralık 2016 tarihinde hizmete açıldı. Ancak bu tüneller su altında yapılan ilk tüneller değil. Dünyanın ilk su altı tüneli İngiltere'de 1825 yılında yapımına başlanıp 1843 yılında hizmete açılan 396 metre uzunluğundaki Thames Tüneli. Dünyanın en uzun su altı tüneli ise İngiltere ile Fransa'yı Manş Denizi altından birbirine bağlayan Manş Tüneli. 1802 yılında projesi çizilen ve 1994 yılında yapımı tamamlanan 50 kilometre uzunluğundaki tünelin 38 kilometresi su altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaz'ın altından metro geçirme fikrinin kendilerine ait olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor. Türkiye tarihinin ilk şeker fabrikası 1926 yılında Uşak'ta kuruldu. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine rağmen Uşak Şeker Fabrikası özelleştirilmedi ve hala üretimine devam ediyor. Uşak Şeker Fabrikası ile ilgili sosyal medyada pek çok iddia dolaşıyor. Bunlardan ilki fabrikanın Atatürk tarafından kurulduğu iddiası. İkinci iddia ise fabrikanın Nuri Şeker tarafından devlete özelleştirilme yapılamaz şartıyla bağışlandığı iddiası. Peki bu iddialar ne kadar doğru? Gerçekten de Uşak Şeker Fabrikası Atatürk tarafından mı kuruldu ve özelleştirilmeme şartıyla mı devlete bağışlandı? Uşak Şeker Fabrikası Atatürk tarafından değil, Uşak'ta Nuri Şeker önderliğindeki 51 ortaklı Uşak Terakki Ziraat Türk Anonim Şirketi tarafından kuruldu. Kurucusu Nuri Şeker'in özelleştirilme yapılamaz şartıyla fabrikayı devlete verdiği iddiası da gerçeği yansıtmıyor. Nuri Şeker fabrikanın tek sahibi değil, ortaklarından biri. Ayrıca Uşak Şeker Fabrikası da özelleştirilme kapsamına alınmıştı. Ancak süreç içinde satışı gerçekleşmedi ve fabrika şeker üretimine devam ediyor.